3 Temmuz, 9 Temmuz haftalık burcumuza hoş geldiniz. Parmak çatlatması yarattım. Çatladı, yapacak bir şey yok. Temmuz ayında söyleyemediğim için insanlar genelde dalga geçiyor benimle. Lütfen disleksi sorunum olduğunda iletmek istiyorum. Bazı harfleri söyleyemiyorum, bazı harfleri yutuyorum, hızlı konuşuyorum. Evet, bir oğlak dolunayı gerçekleşecek ve 10. ev konularımızı daha ön planda tetikleyecek. En önemli nokta 10. ev. İstanbul'a göre terazi yükselecek, Ankara'ya göre akrep yükselecek. Yani biz terazi ve akrebi alarak yükselen evremiz bununla alakalı olacak. 10. evde Mars, Lilith ve Pallas stellium eşliği yapacağı için kötülükleri, kötü olan dengeleri de görerek aynı şekilde de görmemiz gereken yenilikleri de anlamamız gerektiğini uyarıyorum. Evet, 20 Temmuz'da Merkür 60'lık Uranüs Boğa, Merkür artık yengeçte olacak 07.54'te. Bu da bizim buğulu baktığımız, oturtamadığımız konuları da çok önemli şekilde uyaracak. Merkür hem evlilik konularımız hem de yengeç rahim olduğunu düşünürsek birçok noktayı ilişkiler, netlikler ve olması gereken kararlarla alakalı noktada da bizi bayağı bir zorlayacak. Sevgili koçlar, nasılsınız? Özellikle sizin 10. ev konularımızı tetikleyecek bu haftaki Dolunay Oğlak'ta olan ve unutmayın ki Mars, Lilith ve Pallas stellium olacak sizin 10. evinizde. İş konularınız ve kariyer planlamasını çok doğru noktada yön verdiğiniz zaman beklenmedik teklifler, olmaz dediğiniz noktalarda size sunulacak yeni imkanlar ve hatta yerinizle alakalı sizinle ilgili ileri geri konuşan insanlarla yüzleşme, kendinizi ispatlamak için daha ne bekliyorsunuz deriz. Biraz da bizim ruhsal enerjimiz, evlilik ve evlilik konularımız ve köklerimizle alakalı noktayı da biraz daha zorlayacağını uyarıyor. Ve tatil dönüşü, iş temponuz, bunun verdiği bazı huzursuzluklar odaklanmakla ilgili değil de plansız bir masaya oturmak sizi yoracağını düşünürseniz her şey planlı ve güzel sizin için geçecek. Kurumsal alanlaysanız şirketinizle alakalı büyük değişimler ve sizin de konumunuzla ilgili değişecek fırsatlar söz konusu. Devlet bağlantılı noktalarda iletişim içerisinde kurduğunuz ya da hayatınızla alakalı noktada burası benim konumum dediğiniz noktalarda da gerçekten yavaş yavaş oranın atılımlarını ve hatta devlet ya da iş gereği sınavlarımızın hareketli olacağı ve seyahat, yeni işlerle ilgili gideceğimiz yolculuklarda gayet güzel karşılaşmayı uyarır. Ama siz biraz daha kendi içsel dünyanızda ve kendi aranızdaki yaşadığınız boşlukları da doldurmadığınız takdirde bu güzel giden iş hayatımız ve çevremize zarar verebileceğimiz, hani beyin der ki yap, öteki der ki yapma, niye yapacaksın ki, yapman lazım, bu tarz konuşmalara engel olursanız sisteminiz doğru noktada ilerler. Aynı şekilde kendi işiniz, ortaklı süreçlerle alakalı evrede biraz daha kızışacak ortalık. Hakkınız, hakkınız olmayan noktaların savaşı söz konusu olabilir. Ve burayla alakalı uzun süredir bitirmeniz gereken konuları cesaret noktasında bitiremediğiniz için burası size artık zarar noktası olabilir. Doğru noktada devretmek, elden çıkartmak söz konusu uyarısı. Yeni o iş kurmak, yeni alanlarla alakalı yarattığınız imkanlar için de doğru start döneminizdesiniz. Ve yerleşim, yurt dışı, şehir dışı, hayatınızla alakalı birçok noktayı doğru görerek yaşayacaksınız. Para konularımızda biraz daha temkinli. Ödemelerle alakalı yaşadığınız bazı dengesizlikler sizi fazlasıyla yıprattı. Hem tatil hem bayram sonrası ekonomik dengemizde biraz yıpranmalar söz konusu olduğunu uyarıyorum. Aynı şekilde çalışan çiftler biraz daha ev değişimi, yenilik radikalliği içerisindesiniz. Ama ekonomik olarak biraz daha planlı şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ve genelde artık hanede çocuk eksikliği, çocuk tedavisi planladığımız noktada doktor tedavilerimiz de harekete geçecek. Evet, duygusal anlamda
ilişkileriniz hep yarımsa ve toparlanamıyorsunuz ve belirsiz gidiyorsa, duyguyu da iyileştirmek ve bu noktada da ortaklı fikirlerle masaya yatacak yeni planlamalar var. Geçmiş konularımız, geçmiş ilişkilerimiz, geçmiş duygularımız artık kendi benliğimiz ve kendi yolculuğumuza yapmaya karar vereceğiz ve geçmiş evrelerde yepyeni ilişkilere adım atarak daha güzel başlangıçlar yaratacaksınız. Evlenmeyi düşünen nişan söz, bu Ağustos'a kadar çok hareketli bir döneminiz var. Bazı konularda rahatsız olacağınız olayları güzel bir şekilde hallederek yuvanız ve evliliğiniz daha adımlı şekilde ilerleyecek. Sevgili ev hanımları, bayram sonrası çok yorucu bir tempo. Köy eviniz, yazlığınız, buradaki evinizin telaşı çok fazla. Ve kaybettiklerimizi düşünerek hem gözyaşıyla hem de sevinçle bir şeyleri artık hayata doğru bakmaya başladık. Özellikle de iş arayışınız ya da işle alakalı fikirleriniz doğru evrede. Çocuklarınızı biraz daha özgür bırakmanız, onları kendi kapında iyileşmesine fırsat vermeniz lazım. Boşanma fikri olanlarda da artık zaten hiçbir şey rayında gitmiyor. Ve kendi içinizde mücadele ettiğiniz hayatta sadece gözyaşı döküyorsunuz. Birilerine kendinizi ispatlamayı bırakın. Kendi yolculuğunuza, kendi evrenize dönmeniz lazım. Özellikle de ev değişimi, ev alımı ve ufak tefek tamir konularımız biraz stresli gözüküyor. Rahat ve geçiş sağlamamız lazım. Sağlık olarak akciğer, sinüzit ve bronş noktalarımız hareketli olabilir. Daha doğru bilinçli beslenme ve sağlık kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Büyüklerimizde miras konuları ve çözülmesi gereken noktalar ertelenmemesi lazım. Bir de geçmiş iş mahkememiz ya da açmak istediğiniz iş konularımız hareketli gözüküyor. Bilginiz olsun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Elim çatladı. Temmuz demeyi bilmiyorum. Abone ve yorum yapmayı, yükselen ve ay burcunuzu unutmamanız gerekiyor. 3 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşecek. Oğlak burcunda 10. ev konularını daha çok tetikleyecek ve 10. evde stellium hakimiyeti var. Mars ve Lilith ve Pallas stellium'u gerçekleşecek ve 10. ev, yani parasal konularımız, iş hayatımızla alakalı birçok nokta bizim renkli dünyamız olacak ama sizin 9. ev konularınız daha hareketli olacak. Yani bu şu demektir, ani gelişecek iş gereği seyahatleriniz, yeni insanlar tanışma çevresi, bıraktığınız eğitimler, kendinizle alakalı geliştirmek istediğiniz iş hayatınızda daha yüksek alanlarda yer almayı, radikal konularda ben burası demeye çalıştığımız evrelerde bir sınav, bir başarı ve inanç evremizi daha çok fazla evrenselliğe katacağımız ve inandığımız konularda savaş vereceğimizi gösterir. O yüzden şunu demek istiyorum. Yargılamadan, insanları dinlemeden ve kendi düzeninizi kontrol edeceğim diye başka insanlara canını yakmadan bu haftayı geçirmenizi temenni ediyorum. Çünkü reaksiyon gösterme özelliğiniz çok fazla olacak ve devamlı işinizin evraklar, toplantılar, girişler, dış ticaret, iç ticaret, parasal konular, mailler, mesajlar, blok hareketli yapmanız gereken işler ve aynı şekilde yazarlık ve yetenek ruhunuzun da ön planda olacağı ve aynı şekilde de farklı eğitim dallarına, farklı kurslara kendinizi daha bilinçli hareket etmenizi temsil edecek. Yalnız kurumsal ya da devletle bağlantılı olduğunuz noktalarda biraz daha ciddiyetin farkına vararak, bulunduğunuz alanı kontrol ederek kendiniz sahiplenmek istediğiniz masalın da ödülünü de alacaksınız. İşsizseniz, iş krizleri ve kaoslar yaşıyorsanız farklı yabancı insanlardan farklı gelecek teklifleri daha net şekilde değerlendireceksiniz ve radikal kararla da iş hayatımızı belirlemiş olacağız. Devletle ilgili noktalarda geçici görevler, geçici atamalar konusunda huzursuzluk yaşayabilir ama yerinizi güçlendirmek istiyorsanız buranın farkına varmanız gerekiyor. Aynı şekilde kurumsaldan farklı bir kurumsal teklifiyle ilgili beklentileriniz varsa araya birilerini sokarak bu devreniz aydınlığa kavuşacak. Evet, kendi işiniz ve
yeni iş başvurularınızla ilgili mülakatlar yapmak istediğimiz evrelerde de gökyüzü sizi bu konuda destekliyor. Mümkün olduğu kadar bilinçli konuşma yaparak kendi evrenizi en iyi ifade edeceksiniz. Kendi işini yapanlarda kırgınlıklar, karmaşıklıklar bitiyor. Daha sağlam adımlar, daha güzel konuşmalarla birçok noktayı belirleyerek kendi enerjinizi iyileştireceksiniz. Yeni iş kurmak, yakın dost, yakın aileyle yapacağınız projelerde artı bir güven, artı bir kazanç sağlama ihtimaliniz çok yüksek. Adımları başlatmanız lazım. Toprak kendini en kötü şartta iyileştirir. Siz de kendinizi en iyi şartta iyileştirmeyi biliyorsunuz. Sadece ailevi konu yaşadığınız krizler, sizi yıpratan konular fazlasıyla haftanın içerisine meşgul edecek, mümkün olduğu kadar sakinlikle geçirmenizi uyarıyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı eşinizin tatil modu devam ederken sizin ev tadilatı, yenilikler, yeni ev arayışı ve satma konularımızda daha hareketli söz konusu olacak. Rütbenizle alakalı beklediğiniz ekstra kazançlarınız, primleriniz yatmış olacak. Aynı şekilde de sevgili duygusal yönümde yaralıyım, şifa bulmak, sevgiyle iyileşmek istiyorsanız sevgiyle kabul ettiğiniz her şey gökyüzü tarafından size sunulacak. Sadece geçmişle ilgili bir türlü sevgiyle veda edemediğiniz için oradaki buhran sizi fazlasıyla yoruyor. Siz iyileşmeye hazır olmanıza rağmen hazır değilmiş gibi hareket ediyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bu iyileşmeler size iyi gelecek. Çevre, alan ve yapacağımız seyahatler bizi daha çok şifalandıracak. Ama bu hafta söz, nişan, evlilik tarihi belirleyenler için koşturmalı ve keyifli. Eski ilişkiler, geçmiş konular sizin canınızı yakıyor biliyorum. Ama siz buna fırsat verdikçe zaman yeni ilişkinizin gelmesini engelleyecek. Yani bazen zamana bıraktığımız her şey bizi iyileştirir. Yani düşünün, en sevdiklerimizi kaybediyoruz. Zamanla o acının yerine başka mutluluklar ve güzel anılar kalıyor. Siz de bunları iyi noktada bakmanızı gösteriyoruz. Ve evet, ailevi sorunlar, bitmeyen problemler, kardeşler, kuzenler ve çevrenizle alakalı noktada yaptığınız evlilik konularımızla ilgili de soru işareti. Özellikle ikinci evliliğe hazır olan sevgili boğalar, doğru kararda mısınız? Tekrar sormak istiyorum. Çünkü hayatımızda bazen geçmişten kurtulmak için yanlış kararlar verebiliriz. Daha temkinli ve daha dikkatli olun. Sevgili ev hanımlar, evet, yorucu bir haftayı, Kurban Bayramı'nı geride bıraktınız ama içsel dünyanız sizin o temizlik, bu temizlik, eşinizin tekrar iş yoğunluğu, kendinizi biraz daha yalnızlığa bırakmak isteyebilirsiniz. Bu ara sanata merak yönünüz. Bu tarz kurslar alarak biraz kilo problemlerimizi de dengelememiz gerektiğini uyarıyorum. Sevgili gençler, aşk sizin enerjinize doğru ilerlese de eğitim konularımız, hayatımızla ilgili eksik dil eğitimlerimizi de almamız gerekiyor. Ailemize ait ortaklı bir mal konusunun satışı ile ilgili size de haklar söz konusu olacak. Boşanma, ayrılık kararı verenler için de doğru bir süreçtesiniz. Hayırlı ve mutlu olmanızı temenni ediyorum. Sağlık olarak özellikle boyun ağrılarımız, yatak odamız, yastığımız, yorganımız, yatağımız değişmesi lazım. Özellikle de uzun süredir hayal ettiğiniz bir deniz yolculuğunuzla ilgili de biletleriniz hayırlı olsun diyorum. İyi günler efendim, iyi haftalar. Parmağımla, sakın yanlış anlamayın, size hareket değil, parmağımın kırıldığını gösteriyorum. Sevgiyle, mutlulukla kalın. Sevgili ikizler, parmağım çatladı. 3 Temmuz, 9 Eylül ve Temmuz haftası, Temmuz da diyemiyorum. Herkes benimle dalga geçecek, bunu da biliyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyerek neye, nerede şahit olacağını haftalık burçlar, yorumlar, yakın dost, çevrenizde lütfen sayfamızı paylaşarak büyütelim. Sevgili ikizler, özellikle 3 Temmuz'da bir dolunay Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. İstanbul saatine göre terazi yükseliyor. Ankara saatine göre de akrep yükseliyor. O yüzden ikisini düşünerek hayal etmenizi temenni ediyorum. 10. ev konularında fazlasıyla hareketli olacağı için Lilith, Mars ve Pallas stellium şeklinde olacak. Ve bu yüzden de Lilith Aslan'da olduğunu düşünürsek de ani duygusal yönlerimiz ve kızışan öfkemiz,
kendimizle alakalı halledemediğimiz sorunları ve psikolojik olarak da kendi mallarımız, ortaklı çalıştığımız ekip çevremiz ve bizi yıpratacak ve yoracak her şeyi görmeye hazır olmanız gerektiğini uyarıyorum. Yani sizin 8. ev konularınızı daha ön plan, iletişim, sert iletişimler, kendinizle alakalı konuşurken yanlış konuşmalar, başkalarını dinlerken yanlış anlaşılmalar ve sizin adınıza konuşacak ve başkaları sizin adına karar vermesine fırsat vereceğiniz evreler olacağı için ortak haklarımızı, bu şöyle düşünelim, bir bensek, 8. ev, ortak ölümler, ortak kararlar, ortak fikirlerle alakalı birlikte var ettiğimiz her şeyi masaya yatırmaktır. Ortak projeniz var burada şirketinizle alakalı ama biri benim projem diyecek, siz susacaksınız, bu yüzden karmaşalar oluşabilir. Malınıza, yapacağınız her şeye daha sıkı sağlam kararlar vererek adım atmanızı gerektiriyor. Yeni iş kurmak, yeni oluşum, yeni projelerle ilgili ortak evremize güvenmeniz lazım. Zarar görme ihtimaliniz çok yüksek. Tek başınıza yapın kendi yolculuğunuzu, bu konuda iş kariyerinizi. Çünkü sizin yapamayacağınız hiçbir şey yok. Akıl sizle var olduğuna göre, siz bir Hermes olduğunuza göre Tanrı, bir noktanızda gökyüzünün tanrısı olarak görmeniz lazım. Güzellikleri kabul edin. İyilikleri ve kötülükleri de kabul edin. Gözlerinize dört cam açarak bakmanızı temenni ediyorum. Şirketimiz ya da bulunduğumuz şirkette ani pozisyon, operasyon, ani denetimler söz konusu olacak. O yüzden eksik yönünüzü de farkına vararak kendinizi doğru yönlendirmeye doğru hareket etmeniz lazım. Devlet kurumuyla ilgili değişim, yenilenmesini istediğiniz konularda bazı kararsızlıklar var ama istediğiniz hedef devam etmeli. Çünkü siz orayı hak ediyorsunuz, sabırla da alacaksınız. Yani biz Allah'a sabrettiğimiz her şey bizim Allah katında görevimiz ve sabırla sınavımız olması gerekiyor. Aynı şekilde ilişkiler konusunda da itici, kavgacı, biraz daha içimizdeki dil daha sert konuşacağı için birbirimize ağır konuşmalardan, sözlü şiddetten uzak kalmamız gerekiyor. Yoksa zedelenme, ayrılık ve anlamsızca uzun soluklu tartışmalarımız söz konusu olacak. Ailevi ortak mallar, çözülmesi gereken kardeş ve amca çocuklarınızla ilgili de miras ya da ayrılmış olduğunuz eşinizle ilgili, devam eden haklarınızla ilgili doğru çözüme geçiş yapacaksınız ama sabır. Çünkü Eylül'den önce bunlar sizin hayatınıza girmeyecek. Sadece sabırla geçiş yapmanız lazım. Aynı şekilde oturduğunuz binada kavga, gürültü devam ediyorsa evden çıkmak, yeni bir ev almak ya da kiraya çıkmayı da temsil edecektir. Ve bu da bizim için doğru evin anahtarı ve ışığı söz konusu olacak. Parasal evrede verdiğiniz paralarda gecikmeler, almakta zorlanacağınız konuşmalar ama siz yasal hakkınız var. Onu yasaya soktuğunuzda o para tıpış tıpış gelecek. Sözle anlamıyorsa yasal süreçlerimizde halletmemiz gerekiyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı çok gergin bir haftaya başlasanız da umut dolu yeni projelerde yer alacaksınız. Duygusal yönümüzde kavga etmiyoruz. Nişanlılar, bu ara kapris yapmayı bırakın birbirinize ya da sözlü ya da ilişki ciddiyeti olanlarda kavga etmeyi bırakmanız gerekiyor. Yoksa anlamsız derecede yıpratıcı konuşmalar, tarihleri geciktirebilirsiniz. Çünkü siz birbirinize aitsiniz. Eski ilişkinizden gelecek haberler sizi daha mutlu edecek, egonuz tavan yapacak. Yeni başladığınız ilişki gelecek vaat etse de dilinizi tutmadığınız için kişi sizden ürkedebilir. Ani kurallar koyup disiplin, telefonun, mesajın vesaire şeylerde karşı tarafı yorabilirsiniz. Dikkatli olmanızı uyarıyorum. Ve aynı şekilde de sevgili ev hanımları, eşiniz 10 şifreyi değişti, size vermiyor. Burada güven probleminiz var. Evet, hak veriyorum, çocuklara söyleyin, o şifreyi kırabilirler ama siz aldatılmıyorsunuz. Saçma sapan sayfalarda gezdiği için buralarda paralar gidiyor. Bunları kontrol etmeniz lazım. Hani sosyal ağda aldatılma diyorsanız evet, böyle şeyler var, dikkatli olmanızı öneriyorum. Mutlu çiftlerde de daha çok yatırım, araç konularımızın daha yoğun olacağı,
kendi eşime ve ben çalışırken eşime de iş kurayım, o da orada yol alsın dediğimiz planlar yapacağımız gözüküyor. Bu da doğru bir karar. Sevgili gençler, aşk size her zaman var. Kariyer ve hayatınızda özellikle Fransızcanızı, İngilizcenizi ve Almancanızı güçlendirmeniz lazım. Yurt dışı ile ilgili eğitim planlayan sevgili gençlerin de yolu aydınlık, korkmanıza gerek yok. Evet, sağlık olarak özellikle hafif çatlaklıklar, kırıklıklar, kazalar olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ufak bir operasyon, özellikle göğüs şikayeti olanlarda göğüs küçültmesi ya da göğüs büyütme gibi kararlarınızda herhangi bir sorun yoktur. Ameliyatınızı olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Abone olmayı, yükselen burcunuz ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Bu elbise bana vallahi 36 bedenim. 36 bile büyük geldi ama herhangi bir yerim gözüküyorsa da kusura bakmayın. Parmağımdan düzeltemedim, onu da uyarıyorum. Evet, terazi ve akrebin yükseleceği bir dolunay 10. evi tetikleyecek ve 10. ayda Lilith ve Mars ve Pallas olacak. Korkulu rüyamız, cadı ruhumuz, içimizdeki kötülük enerjisi, hayaller var etmeyi ama sizin 7. ev konularınızı tetikleyecek. Yeni ev almak, yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir iş kararına girmek, yenilikler, yani bir bütünlük olmayı, size ait bütünlüklerin fırsatlarını yakalayacaksınız. Ama şöyle düşünelim, Güneş yengeçte, Merkür yengeçte olduğuna göre siz hayatınızda var olmak, yenilik ve yenilenme dediğim her şeyde Rabbim size çok güzellikler katacak. Evlilik teklif alabilir, yeni iş teklif alabilir, yeni anlaşmalar, yeni konularınız hareketli olabilir. Ve aileyle alakalı radikal olmaz dediğimiz konular da masaya yatabilir. Yani sizin 7. ev konularınız daha ön planda olacak. Ama iş yerinde ortaklığı yaşadığımız ekip arkadaşlarımızla gayet uyumlu. Sizi mutlu edecek bazı konularda yeni anlaşmaların tadını çıkartacaksınız. Yeni görevler, gideceğimiz seyahatler, iş gereği grup halinde yapacağımız büyük anlaşmalar ayrı bir renk katacak. Gelmeyen priminiz hesabınıza yatmış olacak ve bu da size ve maaşınızla ilgili de konuşmadan maaşınızla ilgili yenilikler, güzellikler katacak. Kurumsal büyük bir alandaysanız, yerinizle ilgili değil de şirketinizin yenilenme, yenilik konuları, badana, boya, özellikle cam yönleri, odalarda değişimler söz konusu olacak. Siz de yeni odanızda daha şanslı anlaşmalara imza atacaksınız. Sekreter stabil bir noktadaysanız da olduğunuz kadar güvende ve rahat bir evrenin tadını çıkartacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Ortak olduğunuz iş konularınızda daha hızlı kararlar vererek yeri büyütmek, yenilenmek ve almak, satmak konularımızda daha hareketli olacağını da uyarıyor gökyüzü. Aileyle alakalı ortaklı işlerimiz, ortak iş, babadan kardeşe, kardeşten oğula geçen işlerimizle ilgili de burayı artık kurumsal daha büyütmek, daha planlamak gereken altyapıları oturtmayı gösteriyor. Mühendis ve yazılımcıysanız yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak ve mailleriniz sizi olumlu ve gideceğiniz noktada da güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Ve her şeyden önemlisi hayata adım atmayı, yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar size renk katacak diyorum. Çalışan çiftlerimizde kırgınsanız, evliliğiniz problemli, devamlı atışmalıysa tekrar bu ilişki evliliğe ve ilişkiye şans vererek yuvanızı kurtarma kararı içerisinde olacaksınız. Yeni ilişkiye başladıysanız gerçekten o güzel var eden değeri önemsemeyi, güzel sözler size iyi gelecek. Uzun soluklu bir ilişkiniz varsa artık bu kişinin benden soğuduğunu ve artık güzel ifadeler kullanmadığının farkındasınız. Siz de aynı tepkiyi yapıyorsunuz. Ya ilişkiyi iyileştirin ya da arkanıza dönün, gidin. Sizin hayatınıza renk katmıyorsa rengin solmuş bir çiçeği tekrar açtıramazsınız. Bilginiz olsun. Geri gelmesini beklediğiniz ilişkinin yolculuğu çoktan bitti ama dönem dönem tesadüf sizi stokluyor olabilir, beğeniyor olabilir. Bu da size farklı enerjiler katıyor olabilir. Hiç alakası yok. Özellikle nispet yapıyor. Bilginiz olsun diyorum. Sözlü ya da nişanlısıyanız Eylül'e kadar düğün tarihiniz ya da Ağustos 21-27 itibariyle düğün tarihinizi aldınız. Ev, ocak telaşınız söz konusu.
Bu yüzden de biraz duygusal aileden ayrılmak, yeni bir düzen kurmak, o aileye ait olma endişesi yaşıyorsunuz. Yengeçler bir rahimdir, topraktır. Siz her şeye aitsiniz. Yeter ki odaklanmayı kaybetmemeniz lazım. Vicdan ve merhamet yönünüzde bazı dostlarınızı hayatınızdan çıkarttınız. Dönem dönem hata mı yaptınız? Hayır, yapmadınız çünkü fazlasıyla kıskanılıyordunuz, enerjiniz dağılıyordu. Sanki maşallah dinlen psikolog gibi insanları dinliyorsunuz. Artık sizi dinleyecek insanlara ihtiyacınız var. Ve artık birilerine yol gösterirken sizin haklarınız çalınıyordu. Hiç gerek yok diyorum. Sevgili gençler, güzel bir tatil tadındasınız ama kendiniz özellikle eksik yönlerimizle ilgili spor yaparak, eğitimler hayatımıza katarak hem yazı tatlı hem de keyifli geçirebilirsiniz. Evet hanımlar, zor eşiniz var. Kolay değil. Maşallah sen mutfağa gittin, bunu böyle yapmasaydı, öteki şöyle yapmasaydı diye konuşmalarda evin hanımı sanki eşiniz, siz de bir ev düzeni oturtamadınız. O hayat boyu böyle. Ya onu öyle kabul edin ya da dırdır etmeyi bırakın diyorum. Özellikle de evinizle ilgili ufak tefek tadilatlarımız söz konusu olsa da ekonomik bazı zorluklardan Ağustos sonunu atacaksınız ama daha doğru planlamalı şekilde tadilatlarımız olacak. Arsa ya da toprak konularımızda kiralama, satma evremizi kiralayalım, satmayalım lütfen. Evet, evliliğiyle ilgili kriz dönemi yaşayan sevgili yengeçler, bu kriz hep vardı. Ya sen değiş, o değişmeyecek. Ya da bu ilişkiye sen veda et. Evet, ekonomik güçsüzlükten kaynaklı yaşadığın krizler var ama sende de bir rahatlık var anam. Ne düzeni şikayet ediyorsun ne de düzenle ilgili bir adım atıyorsun. Sen de değiş. Boşanma tarihi olanlar için de anlaşmalı ve keyifli bir süreç söz konusu olacak. Sağlık olarak ses kısılmalarımız, uzağa görme ile ilgili göz kontrolleri yapılması gerektiğini uyarıyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim. Bu ara aile büyüklerimizde ufak tefek sağlık krizleri ama her şeyden önemlisi çok da güzel bir mal konumuz. Biraz araba ile ilgili hayallerinize kavuşmanıza sebep olacak. Mutlu kalın. Parmağı özellikle kırık olduğu, çatlak olduğu için böyle yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuz. İlim çatladı. Temmuz demeyi bilmiyorum. Dalga geçmeyin lütfen. Bu benim ailemin çok erken ölmesi ve disleksi sorunumun olmadığını anlayacak birileri olmadığıyla alakalı bir durum. Bazen yazıları da yanlış yazıyorum. İdare edin. Söylemleri mesela içime yutuyorum çünkü beyin çok hızlı çalışıyor bende. Böyle bir sıkıntı. Sevgili aslanlar, 3 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşecek. 14-38'de. İstanbul'a göre terazi, Ankara'ya göre akrep yükseliyordu. Biz ikisinde yükselmiş olarak terazi ve akrebi ön planda tutacağız. Ve 10. ev konularımızı fazlasıyla tetiklediği için Lilith, Mars ve Pallas eşlik edecek sterlim 10. evde bunlar gerçekleşecek. Ve hayatımızla Lilith aslanda olacağı için şöyle düşünelim. Kötülük mü iyilik mi kazansın? Siz kötü müsünüz, iyi misiniz diye soruyoruz. Yani siz bunu soruyorsunuz insanlara. O yüzden bir düşünün istiyorum. Sizin 6. ev konularımızı tetikleyecek ama iş evremizle alakalı noktada. Yeni anlaştığınız konularda gayet mutlu ve keyifli konularda yer alacaksınız. Uzun süredir planladığınız ve o şirket ya da o devlet kapısıyla ilgili aracı soktuğunuz konularda güzel haberler. Ailenizin emekliliği, borçlanma konuları ile ilgili rahat bir nefes almayı da temsil eder. O yüzden sizin 6. ev konuları ve sağlık takıntılarımız ön planda olacak. En ufacık şeyde yok. Böbreğim mi ağrıyor, yok oram mı ağrıyor, yok beyin kanaması geçiriyor. Saçma sapan bir enerjiye gireceksiniz. Sağlığı bir ilk önce psikolojik olarak atalım. Ama iş fırsatlarımız, oluşturacağımız birçok noktada da farkındalık yaratacağınız bir evredesiniz. Oldukça enerjiniz, para, iş, sağlığa da takıntı olur. Her şeyi takıntı yapacaksın. O yüzden takıntısız bir hafta temenni ediyorum. Evet, kurumsal bir firmaya yeni başlayanlar için şirket size gerçekten onur edecek. Devletle bağlantılı olduğunuz noktalarda yöneticiler,
sizin şefleriniz saçma sapan orayı kendi yerleriymiş gibi hissedip sizi kenara atmaları, finans ve banka sektöründeyseniz oradaki müdürünüzün agresif tavrı, yok menopoza girdi, antropoza girdi tavırları sizi fazlasıyla kasvete sokabilir. Ve aynı şekilde sağlık sektöründe çok yoğun hekimler ya da hemşireler ya da orada paspas yapıyor olabilirsiniz. Temizlik şirketiyle bağlantı. Oradaki kapris yönleri sizi böyle şiddetlendirebilir. Ama ekmek parasına ihtiyacımız var. İdare ederek, sadece gülümseyerek bu evreyi geçirmemiz lazım. Yoksa gerçekten sıkıcı bir temponun. Yani o yüzden iyi misiniz, kötü müsünüz? İyi kalpli misiniz, kötü kalpli misiniz? Bu dengeyi gökyüzü size bu konuda öğretecek. Özellikle yeni ev alanlar için hayırlı ve uğurlu olsun. Gerçekten aldığınız ev 6 ay içerisinde bereketlenecek ve çok rahat bir ödeme sistemi sağlayacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız, aile şirketiniz varsa anne baba arasındaki kaoslar, kardeş ya da kuzenler arasındaki kaoslar belli bir süre evinizde takip ederek işleri yapmaya devam edeceksiniz. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı işleriyle alakalı devamlı seyahatleriniz ama orada bazı gecikmeler söz konusu olsa da siz rahat bir şekilde inişleriniz, çıkışlarınız, gideceğiniz seyahatlerde kusursuz halledeceksiniz. Şirketinizin bazı mobil devlet ya da farklı firmalardan şikayet altında olabilir ve şirketinize gerçekten mobbing uygulanıyor olabilir. Mümkün olduğu kadar şirket yönetimi buna dikkat etmesi gerekiyor. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada her iki tarafında yoğun bir temposu, özellikle yeni evlenmiş olanlarda da çocuk müjdesi olabilir. Ani hamilelik gündemimiz söz konusu olacak. O da şirketimizde mutluluk katacak. Teknolojik aletlerinizi değiştirmek isteyebilir. Evdeki bütün arızalanmış şeyleri maşallah işinize gelir. Hani ufak bir tamirle çözülebilir. Bilgisayar, telefonunuz değişmesi şart olarak gözüküyor. İlişkiler konusunda da çok heyecanlı, çok keyifli, güzel, acayip heyecan dolu ilişkilere adım atacaksınız. Kalıcılıktan çok özgür bir ruhunuz ön planda olacak. Çünkü uzun süredir yaşadığınız uzun soluklu ilişkinizin size yaptığı yanlışlar sizi tamamıyla özgürleştirdi. O orayla ilgili sadece beddua yaşıyorsunuz. Bırakın bedduayı, mutlu olmaya bakın diyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için de biraz daha tanıma fırsatı, biraz daha gizli kalın sevgili kadınlar ve beyler. Hemen çözülünce kişiler sizi tamamıyla anlıyorlar ve heyecan kalmıyor. Bu ara söz ve nişan konusunda olanlar, mekan beğenememe, alanla ilgili burası uygun değil kararındasınız ama ekonominize göre hareket ettiğiniz için, yani düğünden gidin, boş verin mekanı falan, boşuna para harcamayın. Aynı şekilde evli çiftlerimizle alakalı noktada işinizin ani damar, kalp, prostatla ilgili sıkıntıları gündeme gelebilir. O yüzden operasyon, küçük, ufak tefek operasyonlar söz konusu olacak. Kayınvalide, görümce ve bu nokta ya da elçiler arasındaki yaşanan krizler sizi zaten mutsuz ediyordu. Bir de eşinizin bu rahatsızlığı, kalıcı bir rahatsızlık değil, yorgun bir enerji, gece gündüz çalışmasıyla alakalı noktada. Mutsuz olanlarda da bu dönem tekrar birbirimize şans verelim mi diyeceğiz ve ilişki terapistiyle iyileştirmeye çalışacağımız noktalarımız var. Özellikle çocuklarla iletişimi daha sağlam ve köy ya da sahil kasabasındaysanız onlarla birebir temas kurmanız lazım. Çocuklarınızın sizin göz sevgisine ihtiyacı olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sevgili gençler, ev taşınmak, ailenizle oturmak istemiyorsunuz ama daha çok erken elinize doğru paranızı alarak bu kararı vermenizi daha uygun görüyorum. Sağlık olarak özellikle mide yanmamız, uyku apnemiz, uyku problemlerimiz ve sıcaktan hani pişik evrelerimiz olabilir. Dikkatli olun. Yeni ev alanlar ya da araç kararı verenler şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Mutlu kalın efendim. Sevgili Başaklar, 3 Temmuz, 9 Temmuz haftalık burcumuzla ilgili başlıyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmamanız gerekiyor. Lütfen videoyu abone olurken videolarla ilgili haber bölümünü de açın lütfen.
her hafta düzenli yapmaya çalışıyoruz bir şekilde. Evet, 3 Temmuz'da 10. evde bir oğlak tutulması gerçekleşecek. Temmuz demeyi beceremiyorum, bilginiz olsun. 14-38'de ve 10. ev konularımızı fazlasıyla tetikleyecek Lilith, Mars ve Pallas 10. evde stelyum şeklinde olacak. Ve sizin en çok aşk bütünlenmesi, 5. ev, çevre, aşk, heyecan, eğlence, iş eğlencesi, çevre, alanlar, yeni mutluluklar, yeni oluşturmak istediğimiz alanları tetikleyeceği için biraz daha bakış açımızı, daha pozitif bakarak, daha ailevi noktalarımızı sevgiyle ifade ederek, çevrede kırgın olduğumuz insanlarla barışarak, hem kulüp kafasında, hem eğlence kafasında, hem deniz kafasında, hem toprak kafasında olacaksınız ama çok yoğun bir iş tempomuz olacak. Yani yeni yetkiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni işiniz gerçekten bereketli ve aydınlık olsun diyorum yeni işe başlayanlar. Uzun süredir iş krizi olanlar için de Temmuz artık sizin için iş kapılarınızın olumlu şekilde var olacağını gösteriyor. Uzun soluklu aynı iş şirketiniz ya da kurumsalla bağlantılı şirkette olanlarda da kıdeminiz, tazminatınızla ilgili ne yapabilirim de buradan çıkabilirim kararlar içerisinde olacaksınız. Ve güzel projelerde de size farklı renkler katılacak. Rehberseniz bu ara çok seyahatlerimiz, çok görüşmelerimiz, çok insan iletişimlerimiz olacak. Bu da bize farklı anlamda yurt dışı ile ilgili bağlarımızı oturtmamıza sebep verecek. Devletle bağlantılı noktadaysanız ya da devlet görevi yapan ya da devlette asker olan evladınız sağ salim şekilde gelecek. Vatan görevi yapan polis, asker kim varsa da yer değişimleriyle ilgili ani kararlar şaşırtmasın. Eşiniz mecburen göreve gidecek. Siz de geçici bu evrede onu bekleyeceksiniz. Aynı şekilde büyük finans, banka, borsa işinde çalışanlarla ilgili bazı krizler, bazı pürüzleri örtmeye devam ederek kendinizi daha rahatlamak zorunda hissedebilirsiniz. Kendi işini yapanlar, aile işi, kardeş, çevre işiyle ilgili çok hareketli. Bu ara sevgili başaklarda da renkler çok hareketli olacak. Renklere dokunmak, farklı yaratıcılığımızı ön plana atacağız. Mesela Çin atölyeniz olabilir, kıyafet atölyeniz olabilir, resim atölyeniz olabilir, kazanç, isim, markalaşma, büyüme, gazete, basın alanında da daha renkli evrelerde yer alacaksınız. Özellikle de ev değişimi, yeni ev almak isteyenler için gökyüzü fazlasıyla destekliyor. Ama eğlence kafamızla birlikte, aman gözünüz hani kafa kıyarken evi beğendiyseniz, hani tapusuna, evrana, ortaklı olan noktaları doğru görmeniz lazım, zarar görmemeniz için diyorum. Kendi işinizi yeni kurmaya çalışan ya da şube açmaya çalışanlar için de çok büyük fırsatlar var. Ama stabil bir noktadaysanız şirketiniz ya da çalıştığınız yer sizi aile gibi görüyor. Sizi kaybetmek istemiyor. Biraz sizin poponuz kalkmış gibi bunu bir yumuşatalım. Burası doğru noktanız. Ve kendinizi bu sene üniversite sınavına dışarıdan eğitimlerinizi tamamlamanız gerektiğini de uyarıyorum. Bunları ihmal etmeyin. Aynı şekilde çalışan çiftlerimizle alakalı da ani iş değişimleri, yer değişimleri söz konusu olabilir. Bunu başarıyla halledeceğiz. Aşk konusunda güzel bir ilişkiye girmek, güzel bir noktaya başladıysanız bu bizim kalıcı hayatımız olacak. Evli çiftlerde de bu ara en çok pürüz, gereksiz konuşmak, gereksiz kaos ve sizi çevrenizdeki insanlar etkileyebilir. Etkilenme arasında kaldığınız için de boşanma fikirlerine sokabilirler. İlişki terapisti, kendinize ait noktayı doğru şekilde bulmanız gerekiyor. Bu ilişkiyi kaybetmeyin. Aynı şekilde söz ve nişan içerisindeyseniz bir dahaki sene düğün planlamanız ve yurt dışına yerleşmekle ilgili altyapıları oturtmaya çalışıyorsunuz. Doğru bir evre, korkmanıza gerek yok. Evet sevgili ev hanımları, evinizde artık bu evin değişmesi, yeni bir eve geçmek istiyorsanız başta söylediğim gibi yeniliklere hazır olacaksınız. Sizin bu ara diliniz hiç susmayacak, konuşacak, titiz, takıntılık, temizlik, yani camdaki her şeye takacaksınız. Bu konuda artık bir psikoloğa ihtiyacınız var. Gün geçtikçe daha çok ilerledi, bunun farkına varın. Bir de sudan korkuyor olabilirsiniz. Bir eğitimle hani bu konuyu da artık hayatımıza
hani sokmamız lazım. Çünkü bu korkularınız ileride sizi tetikleyecek gözüküyor. Eşinizin yalan söylediğini ve para sakladığı ile ilgili gerçekler ortaya çıkacak. Çocuklarınızın biraz dışarı dönük ruhu, onları daha böyle disipline etmeniz lazım. Benim sözümü dinlemiyor, babalarından korkuyor, babaları da başı boş diyorsanız, hayır, bir annedir çocuğu eğiten, yetiştiren baba değildir. Baba bir örnektir, figürdür. Sizin eşinizin örnek olduğu bir nokta yok. Buna siz hakimiyet. Mutlu çiftlerde de güzel tatil ve keyifli. Aile büyüklerimizin köyde evleri varsa da bunlarla ilgili büyük çatışmalar, tartışmalar ön planda olacak. Sevgili gençler, hani doğru enerjiyle, doğru insan ve temiz insanlarla yatak paylaşmanız lazım. HIV virüsü tehlikeli. Bu eğlence ruhunuzu tetikleyeceği için bağımlılık, herkese diyorum, bağımlılık, alkol, herhangi bir maddeyi de hayatınıza katarsanız krizler yaşarsınız. Lütfen bununla ilgili doğru adımlar atmanızı, cinsel hayatımızda prezervatif kullanmanızı öneriyorum. Sevgili gençler ve kadınlarımız buna dikkat etmeli. Evet, sağlık konusunda bunu, sağlık konusunda üreme organlarımızın hassasiyeti, kan değerlerimizde bazı krizler olabilir. Kontrol vakti diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Son dakika, araç değiştirmek ya da yeni araç konularında krediyle ilgili kaygılarınız olduğu için kenardaki altını şu an için sattırmıyorsunuz. Bekleyin, araca da, eski aracınızla da idare edin. Dolmuş metro var, hızlı zaten. Sevgiyle kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? 3 Temmuz, 9 Temmuz haftalık burcumuza hoş geldiniz. Ve aynı şekilde abone olmayı, yorum yapmayı, parmağımı çatlattım, Temmuz demeyi de beceremiyorum, idare edin. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz güzel ailem. Şöyle söyleyeyim, 3 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşecek. 14.38'de Oğlak ve 10. evimizde tetikleyecek. 10. evimizde bir stellium gerçekleşmesi var. Lilith, Mars ve Pallas burada 10. evimizin ve Lilith aslanda olduğuna göre maşallah karmaşık, kırgılı, kaygılı, endişeli, aynı şekilde de heyecanlı, aktif olabilecek yönlerimizi fazlasıyla göreceğimiz, bitmesi gereken konular, ayrılmamız gereken iş, tamamlanması gereken mesailer, yasal haklarımızla alakalı çözemediğimiz, aile büyüklerimizle ilgili yaşadığımız krizlerin birçok noktasına bu hafta böyle yavaş yavaş dokunacağız. Bilginiz olsun. Orta parmağım kırıldı, yanlış anlamayın. İşaret falan yapmıyorum. Herkes öyle dedi bana. Çatlattım makineyi, dolabı böyle çekerken orta parmağım işaret şeklinde kaldı. Hata yok. Sizin özellikle 4. ev konularınızı tetikleyecek. Özellikle iş ilişkilerimizdeki insanların tavır, edaları, yaşattığı bazı sorunlar ve sizi fazlasıyla yıpratan evrelere aynı şekilde siz 1. ev yükseleceği için dolunay sırasında 3 Temmuz'da var olan kimliğimizi, kendimizle barışık olan yönlerimizde çözmemiz gerekiyor. Ofisinizle ilgili anlaşamadığınız insanlar, rahatsız olduğunuz konular, toplantı halinde yanlış anlaşacak insanları da gayet düzenli bir şekilde disiplin edip kendi farkınızı insanlara da göstereceksiniz. Kurumsal bölüm değiştirmek isteyen, büyük kurumsalda çalışan, title'ım artsın, ben burada mutlu değilim diyenler için ve CEO'nuzla görüşme vakti. Çünkü CEO'nuzun da sizinle ilgili fikirleri var. Sizin istemediğiniz yöne itecek. Biraz önce, bir an önce konuşun istediğiniz yer için. Eğer ki görüşmezseniz farklı bir alana geçiş olacak. Aynı şekilde stabil bir kurumsal alanda hesap, kitap, projeler, insan kaynaklarında çalışıyorsanız burada hem maaş konunuz hem de parasal evrenizle ilgili size verilecek farklı imkanlar söz konusu olacak. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Aynı şekilde farklı kurumsallarla ilgili başvurularınızda biraz olumsuzluk ve istemediğiniz yerden doğru cevap, istediğiniz yerden cevap gelmezse endişe etmeyin. Çünkü şirket sizden memnun, siz sadece haklarından ve düzeninden memnun değilsiniz. Aynı şekilde yurt dışı ile ilgili bazı planladığınız konularda da
oraya ait kendinize küçük bir şirket açarak buradaki noktayı devam ettirip orada farklı alanlarla yerleşmek istediğiniz konularınız var. Çocuğunuz, geleceğinizle ilgili böyle bir plan da sizin için doğrudur. Devlet kurumu ile ilgili alanda çalışanlar, herhangi bir devlet kurumundaysanız, özellikle adliye konusundaysanız, katipseniz, burada katip bölümünüz, yerinizi değiştirmek için zorlanıyorsanız, hakimin bir desteğiyle sizin yeriniz değişecek ve mutlu olacağınız bir alana geçeceksiniz. Sağlık sektörü ya da sağlıkla alakalı bir noktadaysanız, bulunduğunuz noktada çok fazla görevlerle ilgili stresler yaşayabilirsiniz, sinirleriniz yıpranabilir. Biraz ara izin alarak kendi enerjimizi düzeltmemiz lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız da gayet keyifli, eğlenceli bir döngü, isteklerinizi, hayallerinizi masaya yatıracağınız, tam sizi ifade edecek renklere dokunacağınız iş hayatınızda başarılar var. Hiç korkmanıza gerek yok. Özellikle de ortaklı işlerde de karşı taraf ve kendi aranızdaki uyumlu görüşme sizi daha farklı bir fikre itmek, ekstra farklı alanlarda yer almak, kendi işimizi reklam, sosyal ağlarda, daha fazla dijitallerde yön gösterebilirsiniz. Başarılı. Satmaya çalıştığınız ya da elden çıkartmaya çalıştığınız bazı konular, işiniz ya da eviniz varsa bu konuda da çok güzel anlaşmalara gireceksiniz. Bu sizin için hayırlı. Evet, sevgili çalışan çiftlerimizle alakalı tekrar bir izin haftanız. Çocuğunuzla, eşinizle dolu dolu baş başa tatil yapmak istiyorsunuz. Bu hafta bunlarla ilgili alanları toparlayıp doğru yolculuğa geldikten sonra da yerinizle ilgili konuşmaları yapacaksınız. Evet, ilişkiler konusunda yorgunum, bitmiyor duygum, artık atamıyorum, geçmişte yaşıyorum diyorsanız, vallahi siz ne kadar geçmişi seviyormuşsunuz. Bir de geleceği sevseniz daha mutlu ilişkiler yaşayacaksınız. Yani ben geçmiş konumuza takılmayı bırakırsanız ve gerekiyorsa bunun için bir psikiyatri, psikolog, yoga, meditasyon yaparsanız, gelecekte gelecek insan zaten size mutluluk yaratacak. Siz geçmişe kafayı taktığınız o hayaller, onun kokusu, onun dokunuşu diye zaman kaybediyorsunuz. Uzun soluklu ilişkisi olanlar için de bu ilişkide eksik bir şeyler gidiyor. Bence bir ilişki terapisti size iyi gelecek. Bu ilişki o kadar renksizleşmiş ki klasik. İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? Başka bir şey yok. Flört etmeyi unutmuşsunuz. Kurumsallaşmış ilişkiniz, biraz renk katmanız lazım. Aşk dolu ilişkisi olanlarda da evlilik ve gelecekle ilgili güzel kararlar içerisinde olacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yaz alerjisi beni mahvetti. Yaz alerjisi çok tehlikeli, bilginiz olsun. Evet, ev hanımları, yorucu bir hafta, stresli koltuk değişimleri, evin parkeleri, mutfak dolapları, yeni eşyalar, yeni koşu, kocanızın ailesinin sizde kalması, hastalık telaşı illallah ettirdi size. Bu hafta artık biraz daha yavaş, small, güzel geçişler yaparak kendinizi dinlendireceksiniz. Eşinizle buzlar erimiş, daha güzel konuşmalar, güzel sohbetler gözükse de bazı çiftlerde radikal bir şekilde hala ırala, görele, mal, para, çocuklar, gerginlik devam ediyor. Çocuklara yansıtmayın lütfen. Ve sevgili ev hanımları, şunu demek istiyorum. Kendinizi geliştirin. Kocanızın size hiçbir faydası yok. Beyninizi ütülemekten başka mümkün olduğu kadar farklı nakış, dekorasyon ya da ufak tefek kurslarla, belediyenin böyle kursları var. Kendinizi lütfen güçlendirin. Sevgili gençler, evet, anne baba krizleri, ilişki krizleri sizi çok yordu. Biraz özgürlük size iyi gelecek, kendinizi bulmak için. Sağlık olarak da ne dedim? Mevsimsel yaz alerjiniz, sinüzitleriniz ve özellikle burun operasyonu olmanız gerekiyor. Buradaki sinüzit, geniz akıntınız ya da sinüzitiniz artık burada nefes almanıza engel oluyor. Alerjik reaksiyonlar ve son zamanlarda da ayağınızla ilgili variz ağrılarınız olabilir. Dikkatli olun, mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, güzellik olsun. 3 Temmuz, 9 Temmuz haftalık burcumuza Temmuz demeyi beceremiyorum. Parmağımı çatlattım, orta parmak işaretim devamlı hareket halinde, yanlış anlamayın. Evet, 3 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşecek ve Oğlak burcunda 14.38'de gerçekleşecek.
Ankara'ya göre akrep, İstanbul'a göre terazi, yükseldiğine göre biz her iki yükselme evresini almak zorundayız. 10. ev konularını tetikleyeceği için Lilith, Mars ve Pallas 10. evde sterlim halinde olacak. Ve bizim 3. ev ve 9. ev konularımızı daha fazla tetikleyeceği için derin ilişkileri değiştireceğiz. Başlıyorum. Yorum yaz, beğen, takipte kal. Lütfen. Şöyle diyeceğim. Hani böyle var etmek, yıkmak, dökmek ve işteki rahatsız olduğumuz insanları böyle gözümüzle kemirmek, anlamayan insanlara sert bakmak ve alanı komple kendi dizaynınıza göre yaratmak istiyorsanız, hem gideceğimiz seyahatler hem de olumlu evreler size farklı bir renk kazandıracak. Oldukça güçlü, oldukça ne istediğimizi bileceğimiz, bitmiş bir ilişkimizin yeni bir ilişki gelmesi, bıraktığımız masaya farklı bir alana geçiş yapacağımızı da uyarıyor. O yüzden sevgili akrepler, kurumsal, devletle bağlı, aynı bağlantıda çalışıyorsanız komple devletle ilgili geçişlerimiz, tamamlanmasını istediğimiz görevimiz de artı evre. Kurumsalda devam etmek istiyorsanız da yöneticiniz gerçekten yorucu ama sizi çok seviyor ve destekliyor. Aslında sizin daha disiplin olmanızı istiyor. Ama kurumsal bir alanda güvenlik göreviyseniz yönetim sizi daha özel bir noktaya itecek. Özel şoför olabilirsiniz. Makamınızla ilgili değişimler söz konusu olacak. Tekstil alım satım sektöründe çalışıyorsanız fazlasıyla ihracat alım konularımızın, şirketinizin büyümesi ve her konuda da aydınlığa uğraşı. Tarım, toprak alım satım ve kendi toprağınızda çalışıyorsanız da burada bazı gıdalarda ya da meyvanızda bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Fazla kazanç yapamıyor olabilirsiniz. Bunun verdiği bir gerginlik olabilir. Ama yine de hedeflerinize erişeceksiniz. Yani bu dönemki tutulma sizi ta Ekim ayına kadar tetikleyeceği için mümkün olduğu kadar kendi hayatınızda siz olması gereken gücü, parayı ve yaratmanız gereken çevreyi yeniden yaratacaksınız. Güzel. Kendi işinizle ilgili de yeni fırsatlar, yeni oluşumlar, yeni çevre. Yurt dışına yerleşmeye karar verenler, hak konularımızla ilgili noktada başarılı bir mülakattan geçiyorsunuz. Hayırlı olsun. Haklarınızla ilgili patronunuz ya da yöneticilerle ilgili konuşmanız da gayet başarılı olacak. Sadece devlette krizler olabilir, devlet çalışanlarında bir gerginlik olabilir ve orada tartışmalar ve bu tartışmalardan kaynaklı sizi sorumlu tutabilirler. Bu da size iyi gelecek. Devam eden eğitim konularınızla ilgili noktada da gayet başarılı şekilde umut ışığı olacak diyorum. Sevgili çiftler için herhangi bir sorun yok. Çocuklarınızla da sorun yok. Sadece bir yardımcı ya da bir eve bir insan arıyor olabilirsiniz. Ve bu yüzden kendinizi çok yorulmuş hissediyor olabilirsiniz. Anne ya da hala devamlı bir ziyaret evresinde dengelenecek gözüküyor. İlişkiler konusunda derin duygularımız, derinleşecek duygularımız, aşık olma enerjimiz, heyecanımız yüksek olacak. Ama unutmayın, anne köklerimizle de kızgın olduğunuz, tartıştığınız ve uzun süredir yurt dışında olan aile köklerimizle ilgili barışmalar da bizi mutlu edecek. Ve orada oraya yerleşmek istiyorsanız da onlardan gelecek destekle yol kapılarınız aydınlığa kavuşacak. Evet, kendi işini yapanlarda da kazanç büyüklüğü, kazançlar, yenilikler, yeni mekan kurma gibi doğru anlaşmalar söz konusu olacak. Evet, renkli ilişkilere hareket edeceksiniz. Yalnız şunu demek istiyorum sevgili takipçilerim. Evlilik teklif alabilir, evlilik teklif edebilirsiniz ve doğru insanınıza sımsıkı sarılacaksınız. Geçmiş ilişkilerinizle ilgili sizden özür dileyecek insanları eğer affederseniz hataya tekrar geçmiş olursunuz. İyi düşünmeniz lazım. Bu ara uzun soluklu ilişkinizin size şiddetli konuşması, sert ifadeleri, el kol hareketleri iyi değil. Sizin anneniz babanız size hareket yapmadı. Mümkün olduğu kadar ailenize uygun ve kendinize uygun insanı bulmanız lazım. Platonik beğendiğiniz ve kafaya taktığınız insanın evlenmek üzere bunun farkına varırsam sevinirim. Ve aynı şekilde nişanlı olanlar için de Temmuz sonuna kadar evlilik tarihiniz belirlendi. Ona göre tatil planlarınız da var. Uğurlu ve aydınlık
sağlık olsun. Sevgili ev hanımları, gerçekten yorucu, bir yandan stresli, özellikle de kendi ailenizin yarattığı ekonomik krizler, kocanızdan gizli para vermeler ortaya çıkabilir ve kocanızla aranız bozulabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Zaten kocanız takıntılı ve parakolik bir insan. Düşünsene 100 lira verdim diyorsa 100 bin lira gibi düşünecek, kıyamet kopabilir. Mümkün olduğu kadar hesaptan değil elden çözmeniz lazım. Aynı şekilde eşinizin böyle özgür tavrı, çocuklarla ilgileniyor, sizle ilgileniyor, siz şüphelenmeye başladınız. O hatalarını gördü, iyileşmek istiyor. Siz buna şüphe değil, ilgiyle bakmanızı öneriyorum. Bu da sizin için daha doğru olacak. Mutsuz olanlarda da gerçekten hiç bitmeyen tartışma devam ediyor. Ne olur al valizi çocukları, ananın evine git, değerin gözüksün. Yoksa ömür boyu bu düzen böyle çekilmez. Çocuklar da bu düzende yıpranır diyorum. Sevgili gençler, fazlasıyla keyifli. Özellikle ailenizin size yurt dışı, şehir dışı imkanlarını doğru değerlendirirseniz mutlu bir enerjiye giriş yapacaksınız bu hafta. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken egzama ve güneş alerjimiz ve aynı şekilde orta kulak iltihaplarımız hareketli olacak. İhmal etmeyin, mutlu kalın, hoşça kalın. Ev ya da araç konusunda radikal kararlar vereceksiniz. Şimdiden uğurlu olsun. Sevgili yaylar, nasılsınız? 3 ve 9 Temmuz haftalık burcumuza size de hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Temmuz demeyi beceremiyorum. Elim, orta parmağım dolabı çekerken çatladı. İşaret falan diyor. Şimdi saçma sapan yazılar yazmaması, hani benim takipçim değil de dışarıdan mobbing uygulayan takipçiler için uyarıyorum. Ve aynı şekilde bir 3 Temmuz'da bir dolunay Oğlak Burcu'nda 10. ev konularımız. 10. ev nedir? İş, çevre, alan, nasıl görünüyorum? Bu çevrede ben neyim dediğimiz evreyi temsil eder. Ve 10. evde Lilith, Mars ve Pallas Stellium şeklinde olacak. 14-38'de dolunay gerçekleşmiş olacak. Sizin ikinci ev konularınız, yani ikinci ev konularımız hareketli olduğu için ve ne diyoruz size? Parayla ilgili çözmeniz gereken yetenekleriniz, bulunduğunuz noktada haklarınızla ilgili mücadele etmeniz gereken, şirketinizin pintiliği yapmaması ve benim görevim ve yaptığım göreve göre bu benim maaşımın çok fazla az olduğu, ekstra farklı işler arayışı içerisinde olacağınız, hem burayı hem orayı idare edeceğiniz sistemler yaratacaksınız. Aynı şekilde de aile köklerinize ait mallar, çözülmesi gereken miras konularımızı da tetikleyeceği için artık kendinizin var olan para yeteneğiniz, ailenizin para yeteneklerini de birbirine katarak daha güçlenmeye, nasıl yol alacağınızı öğreneceksiniz. Devlette çalışıyorsanız yatmamış uzun süredir paralarınızla ilgili ikramiyeleriniz size sunulacak. Aynı şekilde şirketinizin priminizle ilgili kararsız olduğu konularda da kendinizi artık ben istiyorum yoksa bay bay diyeceğiniz bir evrede olacaksınız. Ben görünmüyorum Emine abla işte aynı noktadayım ve hala kimse beni anlamıyor diyorsanız eğitim konularınız değil, siz konuşmakta bazen çok fazla bilinçli ve hareket ettiğiniz için insanlar sizi böyle anlamıyormuş gibi zannediyor. Artık sen üst düzeyine kendinle ilgili fikirleri sunman lazım. Yoksa aynı şekilde çok uzun süre böyle devam edip saçma sapan yeriniz hiç ilerlemeyecek. Artık farkına. Yani sen yeteneklerinin, para, iş yeteneklerinin farkına varman gerekiyor. Kurumsal alandaysanız da şirketinizle ilgili bağlantı olan yurt dışı, şehir dışı, mal, üretim, teknoloji alanlarında çok büyük bir yatırım evresi olacak. Şirketiniz sizi gece gündüz çalışabilir, ekstra primler de kazanabilirsiniz. Aynı şekilde devletten farklı bir kuruma geçmek istiyorsanız imkansız olacak. Yerinizi oynatmayın çünkü gideceğiniz yer sistemsiz bir yol olacak. Burada da en azından sistem var, boşuna düzeninizi bozmayın. Devlet sınavınız, atamanızla ilgili sevinç haberleriniz söz konusu olacak. Uzun süredir iş krizi, işsizlik krizi yaşıyorsanız güzel bir yakın çevreniz ya da geçmiş iş arkadaşınızdan ya da kendi yeteneğinizden güzel noktada iş sahibi olma imkanınız da var. Stabil bir noktadaysanız zaten yerim aynı değişmiyor
Ama en azından maaşınız artık renk katacak. Bu da size iyi gelecek. Kredi ödememiz, borç ödememizle ilgili bazı yorgunluklarınız gözüküyor. Yavaş yavaş bunları sisteme atarak halledeceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Ev kredinizi aile büyüklerinizden destek alarak yavaş yavaş parça parça halledeceksiniz. Ortaklı iş konularımızla ilgili de yenilemeniz lazım. Alanın rengi, sistemin rengi, ekip çalışmanın arkadaşlarınızı her şeyi yenilemeniz lazım. Burası ağır atak ilerliyor. Aslında kazanç var ama kimse gelenle ilgilenmediği için kazanç yokmuş gibi gözüküyor. Yeni kurduğunuz işle ilgili de güzel evreler sistemi oturttuğunuzda gerçekten marka olabilecek yeteneğe sahipsiniz. Yurt dışı bağını da kurarak bu noktamızı büyüteceksiniz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada güzel şeyler giderken eşiniz bir mutsuz, bir gergin, devamlı size saldırıyor gibi, o bence başka kafalarda bir haddini bildirmeniz gerekiyor. Sizin de masa değişiminiz var. Çocuklarla ilgili de biraz baba sorumluluk almalı, bilginiz olsun diyorum. Aynı şekilde duygusal yönde ağlayanlar, bu hafta çok böyle yalnızım, sevgilim terk etti, neden ben ilişki yürütemiyorum diyorsanız o sevgiliniz size geri dönüyor. Yine sizi terk edecek ama en azından içinizdeki yarımlık tazelenir. Uzun soluklu ilişkilerde de monotonluktan çok heyecan, güzel kararlar, radikal süreçler var. Şimdiden mutluluk gözüküyor. Hiç ilişkisi olmayanlar, vallahi gökyüzü sizi bu hafta çok insanla tanıştıracak. Kendinize uygun karakterler bulacaksınız. Bence gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Aynı şekilde de ailenizin engel olduğu ilişkiye siz sürpriz evlilik yapabilir, ailenizle aranızı bozabilirsiniz. Gönül almadan sakın nikaha evet demeyin ya da kaçmayın, rica ediyorum. Borsada paranızda hatalar yapabilirsiniz. Dijital alandaki paralarınızı kontrol etmeniz lazım. Paralarınız ziyan olabilir. Ve ailenize ait bir binanın müteahhitle anlaşmasında güzel anlaşmalar olacak. Ve mecburen ailenize farklı bir noktadan ev bulacaksınız. Hatta aileniz o evi sizin için düşünüyor. Vallahi almayın. İnsan ömrünün ne zaman biteceği belli değil. Anne ve babanızın güveni altında kalsın o ev. Onlara da garanti olsun diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada biraz hanımın gergin halleri, mutsuz halleri, eşinizin güzel davranışını bile kaldıramıyorsunuz. Bence biraz senin kendine sakinleşmeye, biraz daha ılımlı hareketlerle ve görsel hafızanı, kendine bir iş enerjisi yaratmaya, evde bile yaratabilirsin, halı dokuyabilirsin, nakış yapabilirsin, boyama yapabilirsin, çocuklarla kitap okuyabilirsin, bu sana iyi gelecek. Mutsuz olan ailede, özellikle hanımlarda, eşinizin şiddetli ve ailesinin sizi kınamasından kaynaklı çok fazla yorgunsunuz. Abiniz ve babanız artık bu aileye haddini bildirmesi gerekiyor. Yoksa orada çok canınız yanacak, bilginiz olsun. Sevgili gençler, mutluluğu hak ettiniz, başardınız, puanınız, okulunuz hayırlı olsun. Aynı şekilde denizin tadını, doğanın tadını çıkartırken sevgiliniz yalanınızı yakalayacak. İhmal etmeyin. Sağlık konusunda da diş eti iltihaplarımız ve diş eti kanamalarımız, sol dişte bazı dolgu ve çürükleri ihmal etmeyin. Aynı şekilde de yeni satış akıntımız, ses kısıklığımız olabilir. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? 3 Temmuz, 9 Temmuz haftalık burcumuza hoş geldiniz sevgili kovalar. Burada mısınız? Bir alkış bekliyorum coşkuyla. O sesi duyuyorum diyorum. Evet, 3 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşecek. 10. evde, Oğlak'ta. Orada bir stelyum oluşumu var. Lilith, Mars ve Pallas eşlik edecek ve 10. ev konularımız, ama sizin 12. ev içsel kapanışla güven problemi, gizli düşmanların farkına varıp onlarla hesaplaşma, bayağı bir zorluk, iş yerinizde sevmeyen insanlarla yüz göz olma dediğimiz, aynı şekilde yöneticiniz tavrı ve edasından kaynaklı istifa etme kararına kadar gelebilirsiniz. Biraz sabır, bu geçici bir algı. Ama gizli düşmanlarınızla ilgili büyük hesaplaşma ve bu hesaplaşmada sizin haklı olduğunuzu anlayacaklar ama size yaptığı zararların haddi hesabı yok. Aynı şekilde ilişkinizde gizli, yani evliyseniz gizli bir mevzuya konu olacaksınız. İlişkiniz varsa aldatıldığınızı öğreneceksiniz. Bu sizi biraz daha yıpratabilir. Ekip arkadaşınıza güvendiyseniz bu işleri sizinle ilgili üst düzey yöneticilerinize anlattığı konularla yüzleşmek zorunda kalacaksınız.
O yüzden iş dünyanız ve yaşadığınız kriz bu hafta sizi yıpratabilir. Ama bu yıpratmasın, size büyük bir ders olacak. Artık kim düşmanınız, kim gerçeğiniz onu öğrenmiş olup ona göre kendi haklarınızı da doğru konuşarak orada hak ediliş hesabınızı da kazanacaksınız. Merak etmeyin diyorum. Ve ruhsal yorgunluklarımız, iş, hani bayram sonrası gideceğimiz yolculuklar, çalıştığınız çok yorucuydu, şimdi izni hak ettiniz, 3 günlük izin size iyi gelmedi, yıllık izin kullanarak kendi enerjinizi de değiştireceksiniz. Ama tamamlamanız gereken görevlerimiz, işle alakalı geçmiş konularımızı tamamlayarak bu kararı vermeniz sizin iş hayatınız için doğru bir evre. Kurumsal ya da devletle bağlantılı alanlarda çalışanlar için gerçekten yorucu. Özellikle banka, finans, borsa sektörü tepe taklak olacak. Doların fırlaması, euronun fırlaması, enflasyon, böyle karmaşık bir evre ve özellikle de bazı ekonomik borçlanmada da zorlukları fazlasıyla düşüneceksiniz. Bu da sizi yıpratmasın. Yani ülkece alıştık her derde. Ülkemiz iyi olsun diye dua etmeyi de unutmayalım. Kendi işinizi yapıyorsanız da biraz daha buraya emek vermeniz, mücadele etmeniz, burayı görünür hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü buranın yeri değerli, sadece siz ilgisizsiniz. Gerekiyorsa buraya kendi adınıza bir yönetici koyun ve o burayı kazanca çevirsin. Devlet memuruysanız ani tayinleriniz ve mecburi görevleriniz sizi biraz hüzünlü, farklı bir ile gitmek sizi üzebilir. Ama gideceğiniz yerde beğeneceksiniz. Orada kalmak bile isteyebilirsiniz. Cezaevinde ya da cezaevi konularıyla ilgili ailenizde hüzün yaşayanlar için özgürlük rüzgarı esecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Çalışan çiftlerimizle ilgili özellikle her iki tarafta dingin, kredi ödemelerimiz, borçlarımızla alakalı noktada hesaplaşma ve aynı şekilde kredi borçlarımızı da düzene sokmamız lazım. Battıkça batmaya fırsat vermeyin kendinize. Evet, sevgililer konusunda aldatılacaksınız sevgili kovalar. Ya da siz aldatacaksınız sevgili kovalar. Yeni ilişkide bazı yalanlarla karşı karşıya kalabilir. Eski ilişkiniz eski sevgilisiyle görüşüyor olabilir. Ya da evliyseniz eski kız arkadaşıyla karşılaşıp eşinize gereksiz suçlamalar yaparak ilişkiyi zora sokabilirsiniz. Daha sakin ve daha anlayışlı hareketler yaratmak lazım diyorum. Gün ve evlilik ve söz nişan aile bütünleşmesi 15 Temmuz'a kadar gerçekleşmiş olacak. İstediğiniz insanın yüzüğü sizin parmağınıza takılacak. Ve mutsuz olduğunuzu ve hala bu ilişkiden nasıl kurtulacağını bilmeyen sevgili kovalar, bu ilişkiyle evlilik de yapsam bile bile kendi hayatının katliamını yapar olursun. İyi düşün, psikoloğa git, ailenden destek al, mutsuz bir şeye imza atma, o düzende yıpranma diyorum. Yarım bıraktığın eğitimleri de tamamla, gözünü aç, meslek edin. Sevgili ev hanımları, çok yorucu bir bayram tatili, gelen giden baklavalar, tatlılar, börekler, çörekler, evi tekrar hijyenliyorsunuz. Aynı şekilde tarlanızda, toprağınızda domatesle uğraşan sevgili hanımlara da güzel yeşermiş şeylerin aydınlanması var. Biraz evinizin boya badana, tadilat, kışa hazırlık konularımızla ilgili eşinize doğru karar vererek yapılacak müstakil bir eviniz varsa. Eğer yüksek katlı bir yerde oturuyorsanız mal sahibinizle krizler yaşayarak taşınmak zorunda kalacaksınız. Eğer kendi evinizse küçük diye satmaya karar verdiniz, hata yaparsınız, biraz daha sabırlı olmanız lazım. Eşiniz araç değiştirme niyetinde, hayırlı ve uğurlu olsun. Boşanma fikri olanlar için de sert konuşmalar, ifadeler her geçen gün çocukları mutsuz ediyor. Herkes haddini bilsin. O çocuklar sizin bu yaşadığınız duygu karmanızın içinde olmaması lazım. Eşinizden gizli paralar biriktirenler, altın ya da dolar, euro yapın, gümüş alın. Kendinizi doğru imkanla hayatınıza risk için para biriktirin diyorum. Aynı şekilde de babanıza kırgınsanız, babanızla alakalı bazı sorunlarınız varsa barışma vakti, babanızın sağlık problemleri olabilir. Önemli olan gönülden özür dilemek, gönülden affetmek. Siz adımınızı atın, o sizi affeder diyorum. Aynı şekilde de yeni evli çiftlerde kayınvalide, görümce ya da elçi sorunu olacak. Ne olur onların rafıyla eşine devamlı baskı yapma ve zaten yakın dönemde de gebelik sevincim var. Kendinizi üzmeyin. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada pilates, yoga, spor yaparak vücut yağlanmamızı önleyeceğiz. Ve aynı şekilde de
akciğer ve nefes borumuzla ilgili tıkanıklıklar var. Bir check-up zamanı diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz. 3 Temmuz, 9 Temmuz haftalık burcumuza hoş geldiniz. Temmuz demeyi bilmiyorum. Parmağım çatladı. Bilginiz olsun. 3 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşecek Oğlak Burcu'nda 14.38'de ve 10. ev konularını tetikleyecek. Yani sizin bulunduğunuz evi. Ama siz 1. evde olacaksınız. 10. evde Lilith ve Mars Pallas sterlim yapacak. Yani bayağı bir yorucu evreyi temsil eder. Ama sizin 1. ev konularımızı tetikleyecek. Ama unutmayın ki Ankara'ya göre Akrep, İstanbul'a göre Terazi yükseliyor olacak o haritanın evresinde. Güneş yengeçte olduğunu, Merkür yengeçte olduğunu, Venüs'ün aslanda olduğunu, Mars'ın aslanda olduğunu unutmamamız gerekiyor. Satürn geri hareketinde, balıkta, Uranüs boğada derken Plüton oğlakta, unutmuyoruz, Plüton da geri hareketinde, Jüpiter de boğa seyrinde devam ediyor. Venüs'ün de yavaş yavaş artık geri hareketine doğru başlayacağı döngüler de var. Evet, şöyle söyleyeceğim, ben özgürüm, ben mutluyum, ben umutluyum, her konuda rahatım diyeceğimiz bir hafta gibi gözükse de neden kaçıyoruz, niye bu hayatı zorluyoruz, beni neden bu hayat zorluyor, artık her şeyi en iyisini yapıyorum, hala aynı şeylerin dersini alamıyorum diyorsanız, bu sınavları artık atlattığınızı düşünüyorum. Ama benlik, özgürlük ruhunuzda insanların saçmalıklarından kaynaklanan evreyi tam istediğiniz noktada yönlendiremediğiniz için biraz hüsran, biraz huzursuzluk olabilir. İş yerinizle ilgili değişecek konular, evraklar, projeler, yenilikler ve yeni olacak sistemler kurulacak. Hem göreviniz fazlasıyla yorucu, hem de oraya çok iyi odaklanırsak muhteşem başarılar elde edeceğiniz bir hafta. Aynı şekilde her şeyi ben biliyorum havasını da biraz kenara atarsak tüm yükü almamış olursunuz. Kurumsal bir noktadaysanız da çok fazla maillerin, yazma karakterinizin ve devamlı bir yazarsanız bile bu ara ruhunuzun tam anlamıyla yazacak yetenekleri hakim. Sanat yönetmeni olabilir, dizi oyuncusu olabilirsiniz. Renginiz fazlasıyla kendinize ışığınızı gösterecek. Ve kendi işiniz varsa da o alanın yarattığınız güzel bir ruh, oraya fazla kazanç ve hatta ortaklı teklifler, isim patenti verme gibi düşünceler bile size gelecek. O yüzden güzel değerlendirmeniz gerekiyor. Ve farkınızın farkında olduğunuzda da kazancımız, parasal ödemelerimiz ve bize ekstra gelecek paralar bizi mutlu edecek. Devletle ilgili mülakatınız ya da iş başvurularınız ve taşerondan memur olmak istiyorsanız da bu kapılarımız bize ayrı bir noktada hakimiyet kuracak. Özellikle de memurluk sınavımız varsa bu konuda da sizi destekleyen bir nokta. Eğer ki şirketinin size sunduğu mülakatlarda da gayet güzel başarılar ve ünvanlar alacaksınız. Ödül mü? Evet, ben siz bir ödülsünüz Allah katından. Kendi ödülünüzü doğru alın diyorum. Ve ailenize ait çözemediğiniz ve kırgın olduğunuz kardeşlerde para konularımız daha sert ve daha ifadekar evrelerde zorluk getirebilir. Siz istediğinizi alacaksınız. Onların kararına göre değil. O yüzden savaşınıza devam edin diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada her iki işinizin de yorucu bir haftası olacağı için tam birbirimize ait zaman geçiremeyeceğiz. Çocuklarımız anneanne ya da babaannelerinde olabilir. Bunun verdiği hafta sonu telaşı onları görmeye gideceğimiz bir haftada başlayacak. Bu ilişkiler konusunda ben özgürüm, bana karışma diyeceğin, sevgine çok üstüme geliyorsun, yoruldum senden diyeceğimiz sözler havada devam edecek. Ama gerçekten kalben sevdiğiniz kimse, o size güzel sözlerle gelecek vaat edecek ya da siz o geleceği ona sunacaksınız. Nişanlı evli çiftlerimizin gerçekten gelinlik, nişan, yüzük, takı, aile arasında istekler bitmeyen kaosun içerisinde yorucu olabilir. Yerleşim değiştirmeyi karar verdiyseniz, ben artık bu ülkenin dışında farklı bir yerde yaşamak istiyorum derseniz, bununla ilgili sizi destekleyecek insanlar ve gideceğiniz noktada da size kapıları açacak insanlar var. Bunu da doğru değerlendirmeniz gerekiyor.
aynı şekilde işinizi yurt dışına, şehir dışına taşımak istiyorsanız da burada bayağı bir zorlanma ama sonu sizin için güzel kararlar olacak. O yüzden doğru projedesin diyorum. Evet, aşık olmak güzel, şıp sevdi olmak da güzel ama bu şıp sevdin başkalarının gönlünü kırıyor. Artık şıp değil, tam sevme vakti diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada her iki tarafında bıtkınlık, yorgunluk, bayram sonrası hani kilolar, aile dırdırı, mal konuları, ölmeyen insanlar üzerine yapılan hesaplar fazlasıyla sizi yordu. Ama anne kökünüzden de çözmeye çalıştığınız ev konunuz hayırlı olsun diyorum. Ve evinizle ilgili ufak tefek değişimler içerisindesiniz. Eşiniz de bu kararınızı destekliyor. Vazgeçmeden çözmeniz lazım. Vazgeçerse onun inadı inat biliyorsunuz. Mutsuz olan çiftlerde de aynı mutsuzluk devam ediyor. Kimse kimseyle konuşmuyor. Düzen bozulmasın Ali Rıza Efendi. Devam ediyorsunuz maşallah. İleride bu acı size fazlasıyla yorucu olur. Şimdiden kendini geliştir, paranı biriktir, ona göre yön al. Sevgili gençler, özgürlük sizin elinizde. Ağustos'ta sonuna doğru mecburen yurt dışına gidecek eğitim için, mecburen burada devam edecek eğitimleriniz için altyapıyı şimdiden hızlandırmanız gerekiyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken estetik operasyonlarımızda yüzümüz alerji olabilir. Dikkat edin. Saç dökülmesi, saç kesimimiz hareketli. Bu ara cilt bakımlarımız yoğun olacak ama her şeyden önemlisi boyun fıtığı, bel fıtığı, sırt ağrılarımız bize nefes aldırmayabilir. Dikkatli harekete geçmemiş ve fizik tedavisi şart olarak gözüküyor. Mutlu kalın efendim, hoşça kalın. Sevgili balıklar, balıklar nasılsınız? 3-9 Temmuz haftalık burcumuzu yapıyoruz. Abone ve yorum yapmayı unutmayın. Parmağım çatladı. Temmuz demeyi beceremiyorum. 3 Temmuz'da gerçekleşecek bir dolunay var. 10. evde, 14-38'de 10. evde Mars, Lilith ve Pallas gerçekleşecek stellium şeklinde. Sizin 11. evinizi fazlasıyla tetikleyecek ve aynı şekilde o haritada, o günkü tutulma haritasında İstanbul'a göre terazi yükselecek, Ankara'ya akrep. O yüzden her ikisine yükselen olarak terazi ve akrebi alarak dengeler, ruhsal inişler, bitişler, radikal kararlarda kaoslarımız olabilir. Ama sizin 11. eviniz, yeni kurduğunuz iş alanındaki dostlukların daha çok pekişeceği ve onlardan alacağınız çok büyük destek, yeriniz ve konumunuzun daha güzel noktalara aydınlanmasına sebep olacak. Aynı şekilde geçmiş bir dostunuzla iş konusuyla ilgili yapmak istediğiniz fikirleriniz doğru ilerleyecek. Eğer işsizseniz de çok inandığınız ve güvendiğiniz birinin size bir teklifiyle birlikte iş imkan kapımızın güzel noktada açılacağını gösteriyor. Kurumsal bir alandaysanız kırgın ve küskün olduğunuz insanlarla bağı düzeltmek, daha kendimizi bilerek ve hareket ederek, gülümseyerek ve işimizi tam anlamıyla iyileştireceğiz. Toplantılarımız olabilir, yöneticiler arasında krizleri de yumuşak geçişlerle tamamlayacaksınız. Aslında bulunduğunuz yerdeki insanları sevmiyorsunuz. Başka alternatif nokta olmadığı için de idare ediyorsunuz, hak veriyorum. Ama siz daha iyi noktalarda olmak için master ya da doktorunuzu yapmanın vakti geldi. Çünkü burada artık geriliyorsunuz, ilerlemiyorsunuz. Aynı şekilde de devletle ilgili, bulunduğunuz kurumla ilgili bazı değişecek konular sizi endişeleniyor. Herhangi bir zarar yok ama gelecek insanlar zarar ötesi insanlar. O yüzden kendinizi kontrol altına almanız lazım. Mecburi gideceğiniz görevler geçici olsa da orada güzel bağlar oturtacaksınız. İyi dostluklar, iyi evreler kazanarak geri geleceksiniz. Yurt dışı ile ilgili şirketiniz, ihracat, alım, satın, tekstil ya da inşaat alanı, tırcılık ya bu tarz sektörlerdeyseniz bu ara kapılarda zorluk, mallarınız bekleyebilir, gitmekte zorlanabilir. O yüzden herhangi bir kriz gibi gözükse de rahat anlaşmalar, biraz para ödemelerinde gecikmeler, şirket de biraz paranızı gecikmeli şekilde ödeyebilir. Panik yapmanızı istemiyorum. Kendi işinizi yapmak istiyorsanız da büyük projeler için doğru adım, Eylül'e kadar bu sistemi kurun, herkese eyvallah deyin diyorum. Eğer kendi yerinizi büyütmek ve bu konularda destek almak istiyorsanız, üniversite ya da lise arkadaşınızın yeteneklerinin farkına varıp
onun desteğini alarak alanınızda daha renkli bir restorasyon oluşturarak renklendirebilirsiniz. Restoran, kafe açmak isteyenler için hayırlı ve uğurlu olsun. Ege ya da Akdeniz'de arsanız varsa kesinlikle sattırmıyorsunuz. Karadeniz'de bir eviniz varsa, hisseli ise almaya bakın. İç Anadolu'da köy eviniz varsa asla satmayın. İstanbul'daki malınızla ilgili ortaklıysa siz almaya bakın. Çünkü burada bazı olması gereken haklar size sert bir şekilde verilecek. Birçok kırgınlıklar ve doğru dost avukatınızla da bunları çözeceksiniz. Çalışan çiftlerimizle ilgili noktada her şey stabil devam edecek. Değişen bir şey yok. Sadece evde koltuk, masa, sandalye değişimleri var. Ortak kararla doğru süreçte istediğimiz evimizi dizayn edeceğiz. Duygusal yönde dostunuza aşık olabilirsiniz, dostunuz size aşık olabilir. İyi bir inandığınız, güvendiğiniz insana duygularınızı yansıtabilir. O da hani tarafsız duyguda değil, taraflı duyguda güzel oluşumlar yaşanabilir. Eski ilişkinize özlem duyuyorsunuz. Hata yaptım, bu ilişkiyi neden bitirdim diyorsanız onun hayatında yeni bir insan var. Yeni bir ilişkiye başladıysanız da sımsıkı sarılın. O kişi de size sımsıkı sarılacak. Sözlenmek, evlenme kararı içerisinde olanlar daha çok Eylül-Ekim dönemini bekleyeceksiniz. Çünkü ailenizin biraz para istekleri bitmeyeceği için çocuk da ona göre ekonomisini yapacak. Ama o sizi asla kimseye bırakmaz. O kadar çok seviyor. Terk ettiğiniz insanla karşılaşacaksınız. O içindeki tüm öfkeyi dökmek isteyecek. Siz sadece gülümseyip geçeceksiniz. Vallahi bazen bazı balık burçlarında böyle inatçı ve böyle canı yansın dediğimiz tavrı yapacaksınız. Acımasız oluyor bazı balıklar. Para, gizli biriktirdiğiniz parayla araç almak isteyenler biraz daha bekleyin. Eylül, Ekim gibi bu aracınızı alabilir. O parayı da biraz daha dengelemenizi öneriyorum. Aynı şekilde aşk arıyorum, bulamadım, ben görünmüyorum, kim beni sevecek diyorsanız Ağustos'un 5'ine kadar o insanı bulmuş olacaksınız. Sabırlı olun. Nişan, ayrıldığınız nişanlınızla tekrar barışma ihtimaliniz var. Aileleri ikna edin. O sizi seviyor. Evli çiftlerimizle ilgili noktada da eşiniz daha böyle yoğun bir tempoda, eve vakti yok. Devamlı ya kahvede ya işte, para nereye gittiği belli yok. Para istersin nevri döner. O yüzden bu kocam böyle. Anam gizli gizli bu size hak, cebinden 3-5 kuruş alarak kenara para biriktirin. Evin bir sürü eksiği var ve artık onun ailesine ve kendi ailenize söylemekten utanıyorsunuz ama bunu ciddi böyle bir ders verin. Boşanıyorum kararını verip o düzelmeye girer. Mutsuz olduğunuz evliliği de yürütmenin bir anlamı yok. Evet, bazı şartlardan kaynaklı idare ediyorsunuz. Eşiniz cezaevindeyse af dönemi çıkacak ve eşiniz evinize geri dönecek gözüküyor. Aynı şekilde mutlu çiftlerde de güzel bir çocuk kararı içerisindesiniz ama yeter ya, üçüncüye dördüncüye gerek yok ama bakabiliyorsanız, gücünüz varsa hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hiç çocuğu olmayanlar için de tedavi dönemi gerçekleşecek. Özellikle arsa merakınız varsa, hayvancılığa merakınız varsa küçük parça parça planladığınız alanları ararak ileride kurmak istediğiniz çiftlik hayaliniz gerçek olacak. Aile büyüklerimizin bir sağlık sıkıntısı değil de depresyon sıkıntısı olabilir. Biraz onlarla vakit geçir. Milletin derdini o kadar çok dinliyorsun ailenize gelirken. Aman benim işim var diyorsunuz. Onlara çok hayat borçlusunuz. Dinleyin, iyileştirin. Sağlık olarak özellikle kan değerlerimiz, şeker ve tansiyonumuz ve son zamanlarda nodüllerimiz ve göğüste de kistlerimiz olabilir. İhmal etmeyin. Mutlu kalın. Yükselen ve ay burcunuzu yorum yazmayı unutmayın. Orta parmakla hoşça kal diyorum. Hepinize yanlış anlamayın.